Youtube! Like'ı vur amına koy. Vur like'ı! Her like Mete'ye bir tokat. Şimdi sen gör seni nasıl tokatlayacakları bak. <laughs> Altında da orijinal linki zaten paylaşarak yorumlamışlar. Şurada da blok yazısı. Ne oldu lan ama karardı. At bakayım acı. Attım iki tane link attım. Evet, Kik, Kik içerik üretici teşvik programını duyurdu. Başvurmadan önce kanalınızı onaylı tikini almanız gerekiyor. Okey, başvuru için gerekli sesler gösterdik şekilde. Eğer gelirsinlerini karşılıyorsanız tjip.kik.com e adresine e-mail göndererek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ortalama izleyici son 30 günde 100 izlenmiş olmanız lazım. Yayın saati son 30 günde 50, izlem 50 yayın saati yapmanız lazım. Yayın açılmış gün sayısı 30 gün 15 günü yayın açmış olmanız lazım. Ortalama abone son 30 günde 25 abone olması lazım. Bu abone şeyi kötü olmuş. Ee, fazla olmuş abone zor olabilir. E, sıfırdan burada yayın açan bir adam için 25 aboneye bulması birazcık zor olabilir. Çeket, chatteki benzer sayısı son 30 gün 500 olması lazım. Biodiler son 30 günde 3 tane takipçi 1500 takipçi. Peki e. Bir tek abone burada sıkıntı sanki. Kaç para veriyor? Para yazmamışlar. 500 farklı izleyici arkadaşlar toplamda 30 gün içerisinde 500 farklı giri 500 farklı kişi girip çıkması lazım kanalına. Takip etmesine gerek yok. Vod dediği de geçmiş yayınlar sanırım. Evet. Yayın geçmişinin kalması lazım 3 tane. Buraya mı yaptın Yağmur? Evet. Eee... Abone bir tık fazlaymış. 25 abone şimdi yeni başlayan bir adam için 25 aboneye ulaşması TR cinsinde ve dolar üzerinden biraz zaman alır. Biraz zor gibi ya. Biraz zor. O zaman Türkiye'ye bir kıyak yapacaklar demek ki fiyatlarda. Ee, belki şöyle bir kıyak olur. Hepsini karşılıyorsundur. Abone sayın 25 değildir. Anladın mı? Yine de başvurursun. Hani belki mailden incelerler. Abone sayısı 25 değil. Falan gibisinden. Olabilir aslında. Yardımcı olmayı seviyorlar çünkü. Yaparlar bir şeyler. Sen firmaları biraz örseliyorsun ama bu saatte hala çalışıyorum. Şu aboneliğe bir TRF yatmamızı gelse çok iyi olur. Ya Kanka vallahi örselemiyorum. Ben iç mimarlığı çok seviyorum ya. Bence çok yetenek gerektiren keyifli bir iş. Ya yayın tekrarı VOD. Bu acaba şey mi lan? Twitch'te olması gereken metrikler mi lan harbiden? Bence Twitch'te olması gereken metrikler. Sen de böyle diyorsun diye biliyorsun sandın da bence öyle. Twitch'te istediği bence bu çünkü Oraya göre verecek ya burada fiyat. Oğlum ne alakası var? Burada o zaman senden niye kanalınıza onaylı tikinizi almanız gerekiyor? Ne demek amına koyayım yani? Yok yok kikin ya. Twitch'in değil. Bu kike gelip bunları karşılarsan bu programa dahil edileceksin habercisi. Yoksa sen Twitch'te benim böyle bir kanalım var. Al bunları da karşılayıp mail attın mı tamam buradan kanal aç deyip sana para vermez bence yani. Bunu bir de Eddie duyurmuş. Direkt patron duyurmuş yani. Ya ki onay diyorsunuz da Ramican yazdı mesela Ramijan Tarık demiş ki vereyim ki şeyini demişti yine. Ama Ramijan şöyle zaten burada e, yayıncı falan ya burada yayıncı abone e, partner yayıncılar orada zaten partnerlik veriyorlar genellikle. Evet şey biz onu sorduk Twitch'te veya YouTube gibi platformlarda partnerseniz e, doğrulayıp sosyal medyanızı alabiliyorsunuz direkt. Sordum Tarık uyuyor mu diye sordum. Arası sleeping dedim hatta yani. Bence bu Twitch değildir abi. Yani edinme bak edinim, edinim edinim ne diyor. Istiyorsan. Bu sistem yakında kitle eşportla entegre edilecekmiş. Mesela makalede yazılana göre. Hmm. Başvurular şimdi açık diyor ama Kik'in kendi paylaştığı şeyde. Ama şimdi o mail üzerinden başvuru yapıyor biliyorsun. Yarın bir gün dashboardunda zaten böyle bir ayar olacak. Ee, o dashboardunda bunları ne kadarını karşıladıysan ya yani Twitch'teki gibi düşün. Başvuru butonu olacak. O zaman bu Twitch'teki metrikler değil. Burada istediği metrikler bunlar. Burada burada. Bu zaten şu anda var mesela. Ben bir ara açtım Kik'te yayın. Aynı ayarlar işte partnerliğe giden yol diye bir yol var mesela. Yok Twitch benim İngilizcem mi? gelişti Twitch mi itti. lan harbiden? Yoksa makaram yapıyor. Bakayım neredeydi o? O televizyon epi falanları filanları yakında gelir abi. Aa gelmiş bu arada. Çağrı bende var. Ne gelmiş? At SS'ini atıyorum sana DC'den. Ne gelmiş? Böyle değil? bir şey. Bir şey direkt gelmiş, bütün profillere gelmiş yani bu. Ki Creator programı. 1500 sayıya ulaş. 30 günde 500 benzersiz sohbetçi. Chat yazması lazım. Bir de lazım. şey diyor ama 25, 25 abonede e, hediye abonelikler dahil değildir diyor. Türkiye'ye bir çok, irtimas geçilmesi lazım 25'e. Çok büyük sıkıntı bu. Ama benim bildiğim bu program tüm Kick yani sadece TR'ye gelmedi. Evet evet. Direkt Kick'e geldi yani anladın mı? Globalden de geçecekler için de geldi. Ve bunun şöyle bir artısı da var. Avantajı da var. Negatif ee, şey dezavantajı da var. Şimdi mesela Twitch'te reklamlar bir yabancı ülkeden yayın yapan bir adamın kazancı, reklam kazancı. Türkiye'den yayın yapıp reklam kazancı alan insana göre yaklaşık 10 falan kat daha fazladır. Yani Google sana şöyle söyleyeyim. Twitter'da bir şey vardı ya hani 5000 izleniyordu adam. 3-5 bin izlenmeye 20-25 bin dolar evet. reklam geliri vardı mesela. O Amerika'daki bir yayıcının. Şimdi şöyle. Buradaki izleyici şeyini ee nasıl söyleyeyim sana. Bunu karşılan herkes için. Yani TR'den yayın yapıp 500 izlenen bir adamın alacağı parayla. Amerika'dan 500 izlenen bir adamın alacağı saat başı ücret aynı ücretse. O zaman okey. Ama burada TR'deki adamın fiyatlandırmasıyla Amerika'daki adamın fiyatlandırmasında fark olacaksa o zaman bu 25 abonenin de dolar bazlı olmaması gerekir. Anlatabildim değil mi? Ben Çünkü anladım. Çünkü Twitch'te böyle bir şey var, böyle bir sistem var. Amerika'dan yayın yapıyorsa gerçi o Amerika'nın reklamlarını aldığı için ama burada reklam da yok. Yani Burada eğer dolar üzerinden 25 abone, 5 dolar üzerinden 25 abone bilmem ne globaldekilerle aynı beklentilerde derse YouTube baktığın zaman tamam diyorsun burada abonelik bilmem ne kadar orada ne kadar falan gibi e, parametreler değişiyor. Şey, ee, bunun bir üstünde de şey var iş ortaklığına giden yol diye bir şey var. Onda 75 takipçi toplamda 5 saat yayın yapıyorsun abonelik butonun aktif oluyor. Valla NoBrands Twitter'da bu Twitch'in reklam şeyi geldiği dönemlerde bir paylaşımlar vardı. Yurt dışında 5000 izlenen bir adamın reklam dashboardunu atmıştı. 20-25 bin dolar gibi para yazıyordu ve o kadar uzun reklamda basmıyordu. şöyle bir sorum var. 2 gündür gözlemliyorum. Yayın başladığında bir iki saat boyunca yayın ara sıra donuyor ve geri geliyor. İnternetle alakalı bir durum değil. Çok kişi bana da katılır. Gece 2'den sonra düzeliyor. Mesela şu an yok. E, sanki server sorunu gibi iletirsen çok an, e, ciddi anlamda rahatlarız. Yayın sonrasını bekliyoruz izlemek için. O büyük ihtimalle. Arkada çalışma yapıyorlar ya. Onun şeyidir. E, ya şöyle bence o. Tarayıcılarda da şu anda bir uyumsuzluk olabilir. Mobilde de var gibi sanki birkaç böyle küçük hatalar var ee, Microsoft Edge tarayıcısı galiba en sorunsuzu şu anda çalıştırıyor en sorunsuz Microsoft Edge'te çalışıyor galiba bu platform. Donma falan olduğu zaman Microsoft şey Edge'ten izlemek daha mantıklı. bir de şöyle bir şey var şimdi bu video stream olarak gidiyor ya bu paketler İnternet servis sağlayıcıları Türkiye'deki özellikle C ile başlayan bir tanesi şey yapıyordu. Yayıncıların uploadını kısıtlıyordu. Bazen ondan kaynaklı da olabilir yani. Servis sağlayıcıları filtre uyguladığında drop olabiliyor. Bunu bir kere açınca her ay karşılaman gerekmez çünkü hepsini doldurduğu zaman zaten bu bu programa dahil olmuş oluyorsun. Abi şöyle bir şey var. Ee, Yakit size hoş geldin çok teşekkür ederim. İç mimarlar baş tacıdır onu <laughs> söyleyeyim. Ee, şöyle bir şey var. O reklam CPM'inden bahsettin. Evet Amerika'daki ile buradaki ee, tıklama başına kazanç sistemi tabii ki farklı yani. Bu YouTube'da da öyle. Google AdSense'de de öyle. Tabii Twitch'te de öyle oldu ister istemez. Belki Twitch'teki reklam kampanyasını daha başka bir firma yönetseydi sanıyorum ki Fox grup yönetiyordu. Ee, zamanında Twitch'in supportlarının Fox grubu bağlamasıyla açılmış bir durumdur bu. Eee başka bir yer üzerinden reklam kampanyası yapılsaydı belki de daha az reklam veya daha kazançlı reklamlar izlete, bilinirdi. Onu bilemem. Burada şu anda öyle bir CPM barem veya hiçbir şey yok. Burada sadece bunlar var ve globaldeki adam için de bu. Senin için benim için de bu. Sıfırdan başlık adam için de bu. Eee... O yüzden güzel bir teşvik bence program olarak. Galiba o sadece ses modu, televizyon, epi falan filan bu Şubat ayında Mart'a kadar yani Şubat-Mart arasında büyük bir güncelleme geleceğini söylediler. En geç Mart ayında dediler yani bana. Acaba şey yapabilirler mi ya? Steam gibi dolar kurunu böyle belli bir kura çekip sabitleseler Türkiye için. Böyle bir öneri versek. Nasıl anlamadım. Yani Steam mesela şey yapıyordu ya TL'yi getirdiklerinde yine dolarla da ödeme yapıyorsun ama Steam kurunu yani TL dolar kurunu bir yere sabitliyorlardı eskiden. Abi öyle kur sabitleme değil de burada benim konuştuğumda 3 ay sonrası için e, bakılabilir dediği senaryo şuydu. 5 doları konuşabiliriz diye. yani. Ben dedim ki 5 dolar çok fazla. Bunu hani 1 dolar veya 2 dolar hani ortalama 2 dolar yeni yayıncıyı da küstürmeyecek ama izleyiciyi de küstürmeyecek bir fiyat olarak. Hani böyle öyle bir rakama e, fixlenebilir mi gibisinden sorduğumda bunun olabileceğini söylediler. Ama bunun için zaman Lazım dediler yani Muhtemelen adamların kafasında da şey var. Yani, Türkiye'deki bir yayıncılık sistemine komitesini oturtalım. Ee, ondan sonra duruma bakalım. Doların sabit kalmayacağının farkındalar ama doları sabitleme yap. Bir dolardan dolar kurunda sabitlerlerse mesela 25 liraya iki sene sonra yine yayıncılar burada da ağlamaya başlar. Anladın mı kazanamıyoruz gibisinden. Çünkü bir şeyi olmuyorlar mı? %95 e alıyor ya. Twitch'e göre kar da oluyor zaten. O tartışma konusu bile değil. Twitch'e göre her türlü kar da oluyor. Bak şöyle size örnek vereyim. Ben 15 izleniyordum. 9 abonem vardı. Anladın mı? İlk yayına başladığımda. Sonra 50 izlenmeye geldiğimde 40 abonem falan vardı böyle. Yani her chat'teki herkes abone aboneydi. Hem hediyelik atanlar vardı sağ olsunlar. Dolardı bir de o zaman sen dolardı, ilk başladığında. Dolardı. Dolardı. Ve 100 izlenmede 200 izlenmede insanlar kiralarını ödeyebiliyorlardı. Eyvallah brocum. Ya hep beraber güzelleştiriyoruz bu kanalı. Bu chati. Anladın mı? Şimdi aboneliğin 5 dolar olduğu ve izleyicilerimizin hani çoğunun öğrenci veya henüz kendi işini yapmadığı senaryoyu düşünürsek 5 dolar fazla. Ya demek istediğim ne biliyor musun abi? Burada sirkülasyon tam anlamıyla geldi diyelim ki. Burası oldu yani anladın mı? ...ve burada bir sirkülasyon başladı... ...yeni bir yayıncı... ...yayın açıp biraz burada... ...emek harcayarak izlenmeyi yakaladığı zaman... ...veya biraz emek harcayıp... E, ...abonelik... ...kazanmaya başladığı zaman... ...bir tık da olsa... ...yani küçük bir tık da olsa... E, ...maddi bir... ...destek sağlamak... ...anlamına geliyor bu. Yani kirasının yarısını bile ödese... ...onun için o bir şeydir yani anladın mı? Daha fazla azim göstermesine, daha fazla çaba göstermesi için bir teşviktir yani o. Bu önemli bir şey yani. Çünkü e, Twitch'in ilk zamanları öyleydi gerçekten. Tier mantığı falan filan abi kesin vardır. Oğlum neden vardır biliyor musun? bu adamlar zaten benim gözlemlediğim kadarıyla e, direkt Twitch'teki var olan yayıncılık kültüründe ne varsa hepsi burada da olsun istiyorlar. Ve bu anlamda akıllılar ve yayıncılarla iletişimleri çok iyi. Yani neredeyse her yayıncının dilinden anlıyorlar yani. İll illaki problemler yaşayan olmuştur ben bilmiyorum. Ama en azından iletişim kuruyorsun, dönüş alabiliyorsun ve anlık reaksiyon verebiliyorlar. Bunlar önemli. Bunlar ileride değişir mi onu bilemem. Bu yazdığım bencillik olarak görebilirsin belki ama sen ve kimin dışında buraya kimsenin gelmesini istemiyorum Sen ve bir sorumluluk alıp buraya ilk geçen oldun ve bence birçok insan başaramayacağını düşündü. Baklar sen yapabiliyorsun, izleyicilerin arada destekliyor, herkes sıcak bakmaya başladı. Herkes bize özel kalsaydı, keşke. Yok ya, öyle düşünmeye gerek yok. Çünkü... Ee, yani kanal yine bizim, bizim kanalımız yine bize özel yani. Kick sonra satın alacak. Bu bu arada ben bununla alakalı bir şey söylemek istemedim ama benim içimde şöyle bir his var. Satın alınmaz ama yönetimsel bir ortaklık yapabilir gibi geliyor bana. Çünkü Kick de sonucu Amazon'dan alıyor. Kick'in şu anki kullandığı template bildiğim kadarıyla emin değilim. Zaten Amazon'un işte Twitch'in versiyon 1 gibi bir şey yani. satın alamaz diye bir şey yok abi. Amazon Twitch'ten zarar ediyor yani. Amazon Twitch'ten kazanmıyor. Twitch çok karlı değil yani o adamlar için. Satın almadan kastı belki şey olabilir. Yönetimsel kadro olabilir. Evet, hani evet öyle Oradan beraber. Oradan işten çıkanları alabilir. Çünkü 500 kişiyi çıkarttılar ya işten. 550 kişiyi. Twitch. Evet 10 yıldan yani başladığı günden beri hep zarar yazdı. Hep zarar yazdı, hep zarar yazdı. Bu adamlar Twitch'ten kar etmiyorlar yani. Amazon'un Twitch'ten bir kar beklentisi yok yani. Sadece en top'ta. Bu adamların ama bu işi yapmak istemesi belki aynı masayı oturtabilir. ilerleyen dönemde. Yani şöyle düşün. Adamlar zaten Twitch'i çok salmış durumdalar. Burası da çok istekli. E, rakip platform olup Twitch'i bitirme noktasına geldiği zaman Twitch olsam ne yaparsın? Tamam baba. Dur. Gel hamunu koyayım bir anlaşmaya çalışalım bir oturalım o da koskoca Amazon hamunu yani anladın mı? Bu en iyi senaryo böyle bir şey olur bence. Ama her zaman Twitch rekabet olması giriş iyidir. Yap. Ya rekabet iyidir abi. Bir de öyle bakmak da lazım. Şey geliyormuş değil mi Twitch hesabında giriş yap. Kike. Be ya öyle değil belki tek platform adı altında toplanabilir bilemiyoruz ki. Tabu birazcık topik bir düşünce yani topik bir düşünce. Bilmiyorum ee, yani bana şey gibi gibi. Twitch ilk lazım. çıktığında Amazon satın almadan önce abi şeydi yani gayet güzel kazanıyordu tek başına Twitch. Ama ne zaman Amazon satın aldı işin içine marketing girdi batırdılar yani orada. Abi işte iş rekabet yok gibi olmasının sebebi, e, kick sunucuyu Amazon'dan alıyor Temp yani scriptini yine Twitch'in scriptini alabiliyor. Şimdi diyor ki herkes e burası Twitch'in aynısı. Adama Twitch'in aynısını olan bir siteyi telif hakkı olmadan e yayın yaptırtırlar mı burada herhangi birisine yani Soner? Yaptırtmazlar abi. Yaptırtmazlar yani bilekli. anladın mı? Burada yani Konsept onun, telifi falan var. Konsept bu telifi var bilmem kim sonik bir ton telifi var yani. Belli ki bu adamlar bu skripti satın aldılar yani. Versiyon düşük bir versiyondan başladılar. Kendileri geliştirmeye devam ediyorlar belki de şu anda. Amazon tabii ki bırakmaz. İzinler alınmıştır. Amazon buraya sunucu sağlıyordur. Anladın mı? Öyle düşünme. Amazon Twitch'ten ibaret değil. Amazon dünyanın en büyük üç şirketinden biridir herhalde yani. Tabii. İnternet Biz demek yani Amazon demek internet demek gibi düşünebilirsin. Özellikle İrlanda'da Amazon'un sunucuları mesela Facebook bile bazı sunucularını Amazon'da barındırıyor. Devasa paralar kazanıyor bu sunucu işinden. Şu yayıncıyı buraya çektikten sonra burası da reklamlar koymaya başlayıp yayıncıdan aldıkları payı artırır gibi geliyor. Umarım öyle olmaz. Bu arada abi. abi o Sude'nin yazdığı ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Şu anda aslında Kick para kazanıyor. Şöyle kazanıyor. Twitch'in ilk hali gibi düşünün. Senin çerezlerin, siz siteye ilk girerken çerezleri kabul ediyorsunuz ya. Tarayıcınızda gezdiğiniz siteleri, izlediğiniz, gördüğünüz reklamları e, marketing amaçlı kullanıyor zaten Kick. Yani buradan para kazanıyor şu anda. Tarayıcınızda da yazıyor zaten. Bu site reklam tercihlerinizi başka üçüncü tarafla paylaşabilir diye. Öyle uyarı veriyor. Bir de abi ben size çok net şunu söyleyeyim. Bu adamların para amaçları para gibi değil yani şu anda. Değil tabi değil. Tabi oraya gider mi gider. Oraya gider. Ee... ama bu... şöyle düşünüyorum yayıncıyı ve izleyicisini küstürecek bir hamle yapmaz gibi geliyor. Yani çok fazla yayıncısını mağdur edecek bir hamle yapmaz. Izleyici. En azından reklam geldi mi? Ben panelden reklamı kapat dediğim zaman o reklam çıkartmaz o reklamı bana gibi geliyor anladın mı? Yani Twitch'te mesela ya. reklamları kapattığın zaman bile o reklamı izliyor, izletiyor mesela ama parasını ödemiyor mesela. Böyle bir şey. Öyle şeyler var. genellikle yönetim değiştikten sonra oluyor zaten. Ya bir de şöyle bir şey var. Ee, şöyle ki gerçek kültür yayıncılık anladın mı? Gerçek kültür yayıncılık kültürü. Twitch'teydik. Twitch'te yaptığımız bir yayıncılık vardı. Diğer yayıncılarla beraber oluşmuş bir komüniti vardı. O komüniteydi o kültürü yaşatan şey. O community'nin Twitch chatine yazmasıyla bu chat'e yazması arasında bir fark yok. O komüniti var eden şey, bu işi var eden şey ...o community yani anladın mı? Yayıncıları ve izleyicileri aslında. O yüzden Twitch olur, Kik olur fark etmez yani. O insanlar olduğu sürece, bu, o yayıncılar olduğu sürece... ...evet biz yani diyorsun. Evet sen, o, bu, ben, diğerleri hepimiz yani anladın mı? Biz yani var eden şey biziz yani. Bugün Twitch'e de girdiz, gir, girsek yine biz giriyoruz. Ben yayın açıyorum, sen geliyorsun... O yayın açıyor ben gidiyorum burada da olsa aynı şey yani. Ya şöyle. E, günaydın Murat hoş geldin. Yani o kültürü var eden şey biziz zaten. Twitch'e has bir kültür yok yani Twitch kültürü dediğimiz şey aslında zaten komedi. Aha. <laughs> ne oluyor ya? Ha. Bu ne ya? maşal. Benim şu, tüm ciddiyetim gitti ya. O yanlışlıkla düştüm de böyle hiçbir şey söylemeden çıkınca böyle biraz garip durur gibi geldi. O yüzden tekrar geldim odaya. Hoş geldin. Olduğu için. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. ya Ne oluyor lan? Gugu <laughs> sen çekip çekip attın değil mi? Animeci <laughs> Gugu. <laughs> ben bunu kaldırmaya çalıştım kaldıramıyorum ayarlarda ses bence ve niye kaldırdın bence kaldırma güzel bence <laughs> ben de yapacağım da miyav yapmayacağım evet, ben hep ne yapmıştım düzeltemiyorum da ben de havlama ekleyeceğim <laughs> Ya yani neyse işte öyle özet olarak böyle yani. Açık konuşmak gerekirse ben ben çok bir fark hissetmiyorum yani. Ben çok bir fark hissetmiyorum. Siz çok bir fark hissetmiyorsanız hissettiğimiz birkaç böyle sıkıntıları da çözebiliyorsak o zaman bir problem yok. Mesela Şükrün tweet'i gördünüz mü? Ne demiş? Güzel bir tweet atmış. Ben geçerken 5 lira size kim abone olur diyen yorumlar vardı şimdi benzer yorumlar görüyorum. 15 günde 500 abone olduk, hediye abonelikler var ama iz yine izleyicilerden gelenler. Bir sahibi falan atmadı yani, eşler olması için Twitch'te ortalama 26 bin abone olması gerekiyor. Olayın özeti bu yani anladın mı? Yok giderler dönerler. Bilmem ne. Yani ee, birazcık da şimdi dışarıdan bakan adam şey modunda gitsin bunlar da dönecek falan modunda ama dönmek burada evet dönebilirim abi neye engellemişim ya bu kim ya Ya şöyle bir şey var. Dönedebilirim abi. Oradaki kanalda ben kendim emeğim emekle kastım. Yıllarımı verdim amına koyayım yani. Tabii ki ben buraya geldim diye oraya çöpe mi attım? Hayır. Orası da benim bir sosyal medya platformum. Yayın yapabileceğim bir alanım. Burası da benim bir alanım. Twitch'i Twitch'teki eee ark madde sözleşme maddelerinde yani normal e, partner sözleşmesindeki maddelerde zaten şöyle de bir şey var artık yani. Eskiden olsa mesela Twitch sadece Twitch'te yayın yapmanı istiyordu. Partneriysen sadece Twitch'te yayın yapabiliyordun. Ama en son güncellemesiyle beraber Twitch şunu da diyor yani işte yani şu anda hem Twitch'te hem YouTube'da yayın yapan adam Mito mesela hem Twitch'te yayında hem aynı anda YouTube'da yayın yapıyor. Yani sanki dönecekler Twitch'e bilmem ne köyün mü senin orası yani? Yo dönedebilirim abi dönmek veya gitmek değil ki. Ben şimdi bu ay buradaki saat problemleri bilmem neleri ilk ayımızdı. Adamlara ne hani şey olmasın çok samimi olduk yaparız dedik hallederiz hani biraz çalış falan deyince adamlar dedim ki okey ben bu saati hallederim yani problem değil hem de e, geç başlaması vardı biraz sonra sıkışlıklık oldu yani anladın mı yoksa benim normaldeki planım e, burası biraz daha düzenli bir dahaki itibaren daha düzenli bir hale geldiğinde twitch'te de açarım burada da açarım iki gün burada açarım bir gün twitch'te açarım kafama göre tekrar takılırım yani yani dönmek veya e, şey yapmak burada bir başarısızlık değil ki. 3 ay sonra yok derim devam etmek istemiyorum dönerim kafama bir şey... Bir yanlış gördüğüm bir şey olur. Bana karşı farklı bir tavır olur. Bilmem ne olur. Dönebilirsin yani. Ya bir yere gitmedik yani. Ben yine evimdeyim. Oradaki sadece bir... URL'yi değiştiriyorum. Yayın anahtarını değiştiriyorum. Burada yayın yapıyorum. Yayına başlatıyorum. Buradayım. Orayı alıyorum yayına başlat diyorum oradayım aslında bir fark etmiyor yani. Burada fazla sponsor oluyor. Yaptım geçen daha geçen gün MediaMarkt sponsorluğunu yaptım. İlk sponsorluğumdu buradaki. Bir tane daha anlaşma yaptığım sponsorluk var. Ben de yaptım ha çağrı. Bir tane sponsor getirdim buraya. Hayırlı olsun. Mr. Beast. <laughs> Aynen Mr. Beast iş arkadaşım. Ya burada şöyle bir şey var. Şimdi ee, karşılığını alabildiğin bir durum var tamam mı? Karşılığını alabildiğin bir durum var. Ve bu durumda yayıncılar için karlı bir durum. Adam yani emeği veriyor ve karşını alıyor. Yani en azından bir yayıncıyım diyorsan buraya efor sarf etmen lazım. Belki haftanın en az 4-5 günü hele de yeni bir yayıncı için istikrar çok önemli. Haftanın en az 4-5 günü falan böyle e, yayın yapman lazım anladın mı? Şimdi bu adam haftanın 4-5 günü en az 5 saatten yayın yapsa düzenli bir şekilde kirasını ödeyebilmesi lazım. Kirasını ödeye geçinebiliyor olması lazım. Birazcık yani e, hayatına devam edebilecek şekilde olması lazım. Aksi takdirde hem çalışıp hem bunu yapması lazım. Yarın bu arada bu Kumtel'in müdürünü ben tanıyorum. Benim bir arkadaşımın Kumtel. babasıymış. Kumtel'in konuya Mersin... giriş amına koyayım. Selamun Aleyküm. Mersin'de oturuyor arkadaşım. Aha ben görüşeyim. Evet. evet i̇smi Eroldu. Yani Anka stres etme reklamı yaptırtabilir. <laughs> Konuşayım Sonra ben. Eğer... Yarın o... gidiyorum iş görüşmesine. Ben bir yazayım da. Yeni evde ilk yayın kumtel ısıtıcıyla. <laughs> kumtel ısıtıcı reklamı yaparım lan. Tamam hadi anlaşma karısını yapalım amına koyayım. <laughs> Elvin Tolay'ına baktım ya. Yayın geçmişi yayındayken gelmiyor galiba. Kumtel, Ateşehir, de kum tel dağıtıyorum elden amona koyayım. Hiç gibi ha. <laughs> Google sen yayın açsan oğlum saat geçiyor. Aç sen yayın. Yarın da FIFA yayını var. Acayip yorgunluk var bende ya. Ben daha Uf. sana Pokemon'ımı gösterecektim Çağrı Alt F4 attım ki Geçmiş olsun Açayım mı hemen? Ee, evet Bastım Arkadaşlar sizlere öpüyorum Kendinize çok iyi bakın ee, yaşayıp görelim bazı şeyleri yaşayıp göreceğiz yani yapacak bir şey platform kendisini geliştirirse buradaki yayıncılar için ee, evet şu anda güzel teklifler veriyor yeni yayıncıları teşvik edecek programlar açıklıyor İzlenebilitesi yüksek bir hale getirir izleyiciler için de çok ideal bir platform haline getirirse kendisini biz bizimle de tekrar anlaşırsa veya devam ederse bu anlaşmalar biz devam ederiz yani ben devam ederim ee, anlaşmam devam etmezse bakarım otururum bakarım. Bu taraf mı daha mantıklı, bu taraf mı daha mantıklı. Ee, bir şekilde ben entertainment'ımı sunarım. Yayın açan arkadaşlar da aynı şekilde buna devam eder. Burada yayıncıları yargılamak çok saçma. Kimse çalmıyor, çırpmıyor, hırsızlık yok, bir şey yok. Yani herkes bir emek harcıyor, bir yayınını yapıyor. İsteyen izliyor, isteyen izlemiyor. Kimseyi zorla, kimse kimseyi zorla izleyemez zaten. Maksadımız ilk yola çıktığımızda amacımız neyse. Bugün de hala aynı amacı uğruna buradayız. O yüzden ee, bunlar çok önemli değil. Ben bugün başka bir yerde olsam... Bugün şuradayım gelin toplanalım hadi beraber muhabbet edelim desem ben eminim ki oraya da insanlar gelecek ve orada da oturacağız konuşacağız yani bunun bir platformu bilmem nesi falanı falanından ziyade önemli olan buradaki makarası muhabbeti biz kafa dağıtıyoruz bilmem ne abi işlerin bu noktaya gelmesi tabii ki benim için maddi anlamda güzel bir nokta oldu mu evet oldu ee, bu ben e, bir noktada da İşimi geliştirebilmem için bir fırsat mı? Bir fırsat. Yeni yayıncıların işe daha çok e, veya ekibimdeki yayıncıların işe daha çok emek vermesi için bir fırsat mı? Evet bir fırsat. Bunların hepsi fırsat abi. Evet. Ya yani bu fırsatları kullanılırsa. Ne oldu yine çağrı OF hesabımı açtı. Bak bu algıya bak. <laughs> Fırsatı kaçırmayalım. En son OF'de bir fırsat var deyip masaya koyacağım amına koyayım. Al sana fırsat diyeceğim ya. Yani öyle anladın mı? Öyle yani. Biz yine yaptığımız işi yapabildiğimiz şekilde, yapabildiğim sürece, enerjimiz yettiği sürece yapmaya ve geliştirmeye devam ederiz. Sonuçta hiç böyle bir şeye ben bu tarz yorumlara hiç aldırış etmiyorum yani. Niye? Sonuçta ben yine yayınımı yapıyorum. Emeğimi veriyorum. Aynı şekilde orada da yayınımı yapıyordum. Eğlence vaat etmeye çalışıyorum. Sunmaya çalışıyorum. Eğlenmeye çalışıyoruz. Kafa dağıtmaya çalışıyoruz. <laughs> Sen, ben senin yüzünde bir gülümseme oluyor biliyorsam, Okey abi. Okey. Buradaki fırsatları nasıl değerlendirebilirim işte? Daha fazla neler yapabilirim? Daha fazla neler sunabilirim? Bu. Yoksa çalmıyoruz, çırpmıyoruz, hırsızlık yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz yani anladın mı? Aynı işimizi yapıyoruz yani. Burada yapmışım orada yapmışım. Günün sonunda bir şey fark etmiyor. Benim için bile bir şey fark etmiyor neredeyse. Yayındayken ben ulan şu an kickte miyim twitchte miyim? Bak geçen gün soru atarken böyle şaşırmışım twitch yazmışım mesela. O kadar farklı gelmiyor bana yani anladın mı? Yeni bir platforma giren adam storiesinde amına koyayım Yeni platformunun linki yerine twitchini yazar mı? Yazmaz. Niye endişesi vardır yani? Ya da hani buraya gelsinler falan filan. Öyle değil ki her şey olduğu gibi devam etmesinden kaynaklı. Onun vermiş olduğu bir rahatlıkla story atabiliyorsun. O o yüzden sildim. <laughs> twitch yazmışım amına koyayım. Sonra bir daha attım story'yi. Onda da kick.tv yazmışım. Amına koyayım kick.tv ile hmm. bak kick.com'la twitch.tv'nin işbirliğinde kick.tv olursa yemin ediyorum öyle yer <laughs> <laughs> bak Google yemin ediyorum sana var ya bak, bir de böyle olmuş var ya taş abi düşünsene. Ulan çıkıp o dönem konuştu falan diyorlarmış. Kick.tv Bugün sana attım çocuğun Instagram'ını. Harbi mi? O zaman takma elbisemi giyiyor mu bugün? Kumtel ve Kumtel'in alt markasının distribütörüydü bu çocuk. Türkiye'de üretiliyor zaten. Kayseri'de üretiliyor. Ben niye reklamını yapıyorsam? sen bir Kayseri'ye gitsene. <gülüyor> <gülüyor> bir elden <gülüyor> görüş. <gülüyor> Abi Gerçekten sen fiyat işte, belirle biz o <laughs> Fesle, sen bize saplık ver. Kanka Nikin'den belli zaten mantıklı bir şey çıkmayacağı belli. A 31 O 62 Nikin'den. <laughs> Abi benim o çocuk yağmurda de VIP bu arada çağrı. Nasıl o mertebeye geldi amına <laughs> koyayım? <laughs> Kariyer kariyerini bu mu yani? Yağmurda VIP olmak. VIP değil, OG. OG pardon. Yalınla beraber kumter reklamı gelir mi? Abi bu niye taşmıyor bunları? 12 o değil de ama ya. Şar, yalın bir de Fethahcan'ı getirsen şu yayına ya. <laughs> Fethahcan çok lazım. Fettah abim ama ya. gelse boş bardak bir gün taşar. <laughs> Yeni evde ilk yayın. <laughs> bir de komşu olman varmış Çağrı. Fethi abimle mi? Fethi abim nerede oturuyor biliyor musun? Göktürk'te oturuyor. <laughs> Göktürk'te ben bir kere onu gittim dinlemeye. Sene 2017'lerde falan. 2018'de olabilir. Öyle, tırırt tırırt çaldı böyle. Tır çaldı. Keyifliydi. Hadi Google açtın mı? Gözlerim evet. kapanmaya başladı. Bugün var ya. Bak Google, Google bugün var ya yattım. İşte dünkü yayını kapattık. Evet. Takıldık falan biraz muhabbet ettik ya Yattım tam bir saat Tam dalmak üzere derin uykuya Dalarken daha doğrusu E ee? Kargo geldi Uyandım kalbim tık 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 nasıl tık atıyor İnanılmaz Niye? böyle kapı sesine Sıçrayarak uyandım Geçmiş olsun Oluyor değil mi? Sonra derin nefes alıp kendimi sakinleştirip Gidip kapıyı açtım Oluyor ya o tam uykuya arada oluyor öyle. Zıpluyor böyle bir şeyi? Panik atak mı? Yok atmayın. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçtım ama bu şakadan sonra. Hadi bu da